Evet, noktalama işaretleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün noktalı virgül, iki nokta ve üç noktayı göreceğiz bu videomuzda. Noktalı virgülle başlıyoruz arkadaşlar. Özellikle virgülün kullanıldığı yerlerle ve iki noktanın kullanıldığı yerlerle çok fazla karışan bir noktalı virgülümüz var. Aslında noktalı virgül öyle çat çat önüme gelen yerde kullanabileceğim bir noktalama işareti değil. Bir kere şöyle bir kuralım var. Şöyle bir durum var daha doğrusu. Kural demeyelim ama virgülün olmadığı cümlede noktalı virgül olmaz. Öyle mi? Evet. Birazdan şeylere baktığınız zaman zaten maddelere baktığınız zaman hepsinde virgül geçiyor diyeceksiniz. Ona dikkat edin lütfen. Başlayalım. Virgülleriyle ayrılmış tür ve grupları birbirinden ayırmada kullanılır. Şimdi biz bir önceki videomuzda virgülle ayrılmış olan eş sesli sözcükler olduğunu söylemiştik. Onları bir tür ve grup olarak ayıracaksam eğer aralarına noktalı virgül koymam gerek. Şimdi o, lahana, pırasa, ıspanak. Buraya kadar virgül koydum grupların arasına. Burada bir noktalı virgülüm var. Tavuk, hindi gibi sağlık besinleri yemiyor. Bu aslında gene vurguyu belirlemiş gibi oluyor değil mi? Mesela dediğiniz ya, o lahana, pırasa, ıspanak, tavuk, hindi gibi, hindi değil de hindi gibi sağlıklı besinleri yemiyor. Yani daha konuşurken çok vurgu geliyor çünkü orada. Daha çok boşluk bir geliyor değil mi oraya? Bir bekliyorsun orada. Şimdi lahana, pırasa, ıspanak, tavuk, hindi. Bu iki tane grup var işte. Biri sebze grubu olarak ayırmış, birini de et grubu olarak ayırmış. Bunların arasına virgül koymuş, bunların arasına da virgül koymuş. Ama bu iki tane sebze ve et grubunu birbirinden ayırmak için oraya noktalı virgül koymuş. Gördüğün gibi virgül olmadan, noktalı virgül olmadan. Öğeleri arasında virgül konan sıralı cümleler birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Yaptığımız yarışmada Metin Ali, Feyyaz bir takım, Aykut, Rıdvan, Oğuz bir takım oldu. Şimdi gene ögelerinin arasında virgül olan bir sıralı cümle. Yaptığımız yarışmada Metin, Ali, Feyyaz bir takım oldu. Bu ilk cümlem. Aykut, Rıdvan bir takım oldu. İkinci cümlem. Şimdi o zaman bu iki tane cümlem var değil mi şu anda benim? Bu birinci cümlem, bu ikinci cümlem. Ama bu cümlelerin içinde virgül geçtiği için ben buraya da virgül koysam bir anlamı kalmayacak. Normalde ben sıralı cümleleri virgülle ayırıyorum. Ama o sıralı cümlelerin içerisinde de virgül varsa karışıklığı önlemek adına noktalı virgül kullanıyorum. Yani çift kat virgül gibi düşünebiliriz aslında. Evet, double. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir. Kezban, Ayşe, Fatma, Hariye'den daha güzel göbek atıyor. Kim oldu bu cümleyi? Sen mi? Evet. Şimdi Ayşe, Fatma, Hayriye bunların arasında virgül var. Evet. Değil mi? Ama Kezban'ı da bunun içine katsam şöyle bir cümle olmuş olur. Kezban, Ayşe, Fatma, Hayriye'den güzel göbek atıyor. Kim? O. Olur. Ama ben buraya noktalı virgül koyuyorum ki özneden sonra bu ögelerle karışmasın. Peki şöyle olabilir miydi? Şuraya virgül, şuraya iki nokta, noktalı virgül koysaydı. Kezban, Ayşe, Fatma, Hayriye'den daha güzel göbek atıyor. Yani şu üçü bundan daha güzel göbek atıyorlar. Evet. Bana verir miydi? Evet, verirdi. Tamam. O zaman sorun Hayriye'de. Evet. Noktalı virgülden sonra özel hat yoksa büyük harfle başlamaz. Onu da dikkat edelim. Burada mesela özel hatla başlamış ama mantığı şey olmasın. Özel isim olmuş olmasın. Geldik iki noktaya. Gönüllerin efendisi. Şimdi kendisiyle ilgili açıklama verecek cümlede cümlenin sonuna konur. İki noktayı dürbün gibi düşün. Tamam mı? Üst üste binmiş sadece bunlar. Dürbün gibi hani böyle detay verecek. Bak diyor ki bana bir yaklaş, böyle büyüteç gibi gel bana bir diyor. Bir yaklaş, bir şey diyeceğim. İki noktanın böyle bir özelliği var. Şimdi bak, açıklama verecek cümlenin sonuna konur dedik. Mesela sıfat, isimlerden önce gelerek onları niteleyen ve niceliklerini bildiren kelimelerdir diyelim hadi. Yarım yamalak cümle olmuş olmasın. Şimdi burada ben sıfatla ilgili bir açıklama yapacağım. Bir tanım yapacağım. Sıfat dedim, iki noktaya koyduysam arkasından bir detay gelecek. Bir açıklama gelecek. Dürbün diyor, yaklaştır bana doğru. Ve ardından bir cümle başlıyor. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. İki noktadan sonra ne zaman büyük harf, ne zaman küçük harf kullanılır? Eğer bir cümle gelecekse iki noktadan sonra o zaman o cümle tabii ki büyük harfle başlayacak. Yani sen orada iki noktayı nokta gibi algılayıp ardından büyük harfle başlayacaksın. Ama eğer iki noktadan sonra bir açıklama, mesela söz grubu geldi, sözcük geldi bir tane.
O zaman onu da büyük harfle başlamana gerek yok. Sadece cümle varsa büyük harfle başlıyoruz. Hmm. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Şimdi açıklama başka bir şey, örnek başka bir şey. Burada mesela bir açıklama var, bir tanım var. Örneğe bakalım. Kendimi tanıtayım. Ben Deniz, Orta Doğu ve Balkanların en iyi Türkçe öğretmeniyim. Evet, evet gerçekten. Peki. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konuşmanız mı var ya? Ben çok üzüldüm şu an çünkü. Ama burada tırnakla kapatmalıydık bence. Bakayım, evet. Karşılıklı konuşmalarda dedik, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra sözlerin sonuna konur. Hasan, iki noktaya koydum, ardından bir tırnak işareti açtım. Bugün bize gelmek ister misin? Tık tık tırnağı kapattım. Bugün ayrı yazılıyor. Bugün birleşik yazılıyor. Şimdi onu fark ettin de yanlış yazmışlar. Bazı minik taze hataları olabilir. Ay, Necati'nin hatası bence bu. Olabilir, yok. Belki hani yazarken benim de tık 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 tık. Ha, bilgisayarda ay, yazıyorsun. Ay, ben kimseye çamurluğum kesin. Evet, bilgisayarda yazıyorum. Olsun, kendine Necati'yi sevmiyorum, ben kovalım onu. Evet, Nuri. Nuri isterim ama gelemem çünkü Teok yaklaştı. Ders çalışmam lazım diyor. Aslanım Nuri, canımı ye canımı. Evet. Gördüğün gibi Nuri'nin sözünden önce gene ne kullanıyoruz? İki nokta. Sana 50 nokta helal olsun. Edebi eserlerde. Evet. Bu geldi. Böcek gibi bir şey geldi. Yedim. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Yaşlı köylü, iki nokta, konuşma gelecek. Yaklaş bakalım evlat. Osman, buyur dayı, bak gördüğün gibi arkaya geçmiş, konuşma yapmış, alta geçmiş. Ondan önce hemen fıt fıt iki tane, iki nokta. Matematikte bölme işareti olarak kullanılıyor. 200 bölü 10, 20'dir. En sevdiğim kısım. 3 nokta. 3 nokta mı yürümüşsünüz? Hayır canım. Tamam, matematik işaretlerinde. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda konur. 3 nokta da böyle çok gelişi güzel. Ha, ben bunun sonuna da 3 nokta koyarım ya, ne olacak ki falan gibi. Hor kullanılan, böyle oraya buraya koyulan bir 3 nokta. Ama lütfen, her yere gelmiyor bu kardeş. Öyle çok hatalar yaptım ki... Tamamlandı mı cümlem? Hayır. Tamamlandı. Peki, cümle tamamlanmış, yapısal olarak tamamlanmış olsa ancak anlatmak istediğim şeyler de var. Söyleyemiyorum gibi. 3 nokta konulabilir mi? Söylemiyorum derken argo mu mesela? Artık ne söyleyebilirim ki? Mesela bu bir cümledir değil mi? Hı hı. Nokta nokta nokta. Olur. Olur değil mi? Yani aslında burada duyguyu ifade ediyor mu biraz daha? Evet. Tamam. Kapı sayıldığı için veya başka bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Kılavuzlu kargolunun burnu çıkmaz dediğin zaman bir argoluk var orada. O yüzden onun yerine 3 nokta koymamda bir sakınca yok. Sözün bir yerde... Öğretmenlerin öğrettiği şeye bak. Ya ama atasözü canım, burada evet. Duyulmasa başka yerde duyacak. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için sizin dediğiniz örnek buraya giriyor. Seni sevmediğim yalan. Yolun sonuna geldik. Yolun sonuna geldik. Çok anlamsız bir duygu geçiyor bu yalnız burada, öyle bir şey de söyleyeyim. Evet. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan sözlerin yerine koyabilirim. Önden ya da arkadan, bu aslında cümlenin devamı var ama ben koymuyorum anlamı olabilir. Hı-hı. 3 nokta bıdı bıdı, tam o sırada içeriden bir ses geldi. Önde bir şeyler söylemiş ama ne söylediğini bana burada söylemek istemiyorsa 3 nokta. Ünlem ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için konur. Dünya, obur dünya, koca Mustafa Kemal'i yedin yine doymadın mı dediğimiz zaman yine ünlemlerde, seslenmelerde vurgulu söylemek istediğimiz şeyde 3 nokta koyabiliyoruz. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz. Ki hemen kısa bir anımı anlatmak istiyorum. Sınavdan çıktık üniversitede. Üniversite 1'de yeni tıfıl bir öğrenci, lineer cebir dersi. Sınavdan çıktık. Kaç bekliyorsun Aksankur? Arkadaşlar soruyorlar. 85-90. Sen kaç? 90. Sen kaç? 95. Maşallah. 2-3 gün sonra sonuçlar bir açıklandı. 01-01-01. Hepimiz 01. Tabii biz şokta hemen hocanın kapısına gittik. Hocam dedim, kağıdımı görmek istiyorum. Tabii Aksankur, buyur gel. Yazdığım ispatta şöyle bir şey var. Bu nedir Aksankur dedim. Hocam dedim, bu 1-2-3. Peki bu, yani böyle devam ediyor. Hayır dedi. Türkçe'de öyle bir şey yok yavrum. Şöyle yazmak zorundasın dedi. Bir anımdır bu. 3 nokta. Türkçe'de sadece 3 nokta vardır dedi. Böyle bir nokta yoktur dedi. Milyon nokta yok. Sen dedi, kağıdının kalan kısmını görmek ister misin? Ben dedim herhalde gerek yok. Yani buradan gittiysen, ben çok basit bir şey ama gerçekten de dikkat etmek gerekiyorsa
dikkat etmeliyiz ve o sorudan 0 almıştım. Yani 20 puanlık soru sadece şurada 5-6 tane nokta koyduğum için gitmişti. El bunu anlamamak lazım. Evet. Şurada 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanmamız hakim. Şöyle bir durum var. Soru işaretinden sonra nokta koyacaksın, 2 tane koyuyorsun. Ya da ünlemden sonra koyacaksın, 2 tane koyuyorsun. Onun hani onda bir detay. Hani onun bir noktası var zaten. Onu da söylemiş olalım.